Vay be, köyün kralı olmak ne kadar da güzelmiş ya arkadaşlar. Ben bu köyün kralıyım. Piricik kral. Piricik kral. Hoş geldiniz köylü halkı. Gelin bakalım, birazcık size altın vereceğim. Al sana altın. Sana altın. Sana altın. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Çok teşekkür ederim abi. Hayatım değişti. Abim mi? Ben senin abim miyim? Pardon kralım. Abi ben bu altından şimdi Ferrari alacağım. Ne Ferrari'si abicim? Gidin iş kurun. İş kurun. Ne Ferrari alması? Kralım bana verme. Tamam verdim ya işte, al bir tane daha vereyim, Allah Allah. Neyse ben gidiyorum, çalışacağım biraz. Hadi hoşça kalın. Hemen arkadaşlar şöyle altınlarımızı arkadaşlar köyün bankasına koyuyoruz, Ferit ailesi. Bakın arkadaşlar burası köyün bankası. Tamamdır, Ferit ailesi köyün kasasına, köyün bankasına koyduk. Ferit, Ferit orada mısın? Buradayım Tarık, ne oldu kardeşim? Rakiplerimiz geldi, seninle konuşmak istiyorlar. Rakiplerimiz derken hangi, ne rakipleri kardeşim? Bizim rakibimiz yok, biz tek bir taneyiz valla. Kötülerin köyünden Mehmet geldi. O Mehmet yine mi geldi? Ne arıyorsun sen burada, ne arıyorsun? Teslim ol Feridun, yoksa bu köyü başına yıkarım. Evet, bu köyü başına yıkarız. Elinizden gelin ardınıza koymayın. Ben bu köyün kralıyken, bak kral Feridun'u görüyor musun? Ben bu köyü kralıyken kimse bu köyü başıma yıkamaz. Sen öyle zannet. Ya teslim olursun, altınlarını bize verirsin, ya da bu köyü bir saat içinde ele geçiririm ordumla. Ordunu getir bakalım Mehmet. Elinden gelin ardına koyma, dediğim gibi. Sen bu köyü ele falan geçiremezsin. Sen öyle zannet. Hadi çocuklar, toplayın orduları. Gidiyoruz. Şimdi var ya, orduyla geleceğim, sen görürsün. Görürüz bakalım. Ordunu da getir, aileni de getir, sülaleni de getir. Bu köyü ele geçiremeyeceğim. Neyse kaptan, hadi gidelim. Böyle gidersiniz işte korkaklar. Hadi getirin bakalım ordunuzu. Birader, Mehmet'in ordusu çok güçlü ama bu köyü dümdüz ederler vallahi billahi. Niye kova tutuyorsun? Altınlarımızı veremeyiz ona Tarık. Zaten köy olarak çok az altınımız var. Az kalan altınımızı da Mehmet'e vermeyeceğim. Ordusuna gelecek şimdi, köyü mahvedecek. Ne yapacağız oğlum biz? Benim bir planım var Tarık. Köyü korumayı alacağız kardeşim. Köyün etrafına sur çekeceğiz ve biz de kendi ordumuzu oluşturacağız. Mantıklı. Nasıl yapacağız onu? Onu tabii ki de ben yapacağım arkadaşlarım. Ben Gamemode 1'e geçelim. Tamamdır Ferit ailesi. Şimdi köyü etrafını arkadaşlar sur çekeceğim. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle şuraya doğru ilk surumuzu çekelim. Tamamdır canım ailem. İlk duvarı çektik. Dur bakayım, bu biraz yüksek oldu. Bu duvarı birazcık arkadaşlar alçaltalım. Şöyle arkadaşlar, tamamdır, süper oldu. Yine buraya da duvar çekiyoruz arkadaşlar. Bu bütün yaptıklarımın tek amacı Ferit ailesi Mehmet'in ordusunu mağlup etmek. Mehmet bu köyü ele geçiremeyecek Ferit ailesi. Bu köyü ele geçirmesine izin vermeyeceğim onların. Bu köyü ele geçiremeyecekler ve altınlarımızı alamayacaklar. Tamamdır canım ailem, bakın köyün etrafını başarılı bir şekilde kapattım. Şimdi köyün köşelerini arkadaşlar, surların köşelerini okçu kuleleri yapacağım. Gözetleme kuleleri yapacağım. Buraya bir tane yaptım Ferit ailesi. Şöyle arkadaşlar gözetleme kulesi yaptım. Buraya bir de bir tane arkadaşlar okçu köylü koyacağım ve buradan arkadaşlar sürekli dışarıyı gözetleyecek. Aynı gözetleme yerine arkadaşlar şuraya da yapalım. Daha sonra arkadaşlar okçuları koyarım. Tamamdır arkadaşlar, bu köşe de hazır. Hemen arkadaşlar kaldı iki köşe. Son köşeyi de yapacağım arkadaşlar. Şuraya da yapalım. Burası da hazır. Hemen arkadaşlar şurayı da oluşturuyorum aynı gözetleme kulelerinden. Tamamdır arkadaşlar, bütün gözetleme kuleleri hazır. Şimdi arkadaşlar gözetleme kulelerine okçu köylüler koyacağım. Sen gel bakalım buraya. Seni de şöyle koyalım. Gel bakalım sen de. Sen de gel bakalım şuraya. Son olarak seni de şöyle koyalım. Tamamdır. Abi aylık maaşım ne kadar olacak? Aylık maaşın iki tane koyun eti. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ne demek kardeşim, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Bu ses de neyin nesi? Ordu sesi geldi arkadaşlar, ne oluyor? Bu ordu da ne? Mehmet'in selamı var. Hadi hadi, aleyküm selam. Hadi sıkıyorsa gelin bakalım. Şimdi bu köyü ele geçireceğiz. Bütün altınlarınızı yağmalayacağız. öyle kolaydı, aynen öyle kolaydı. Kral Ferdet'in köyünü ele geçirmek bayağı kolaydı. Sen herhalde bunu çocuk oyunu zannettin. Sana göstereceğim şimdi çocuk oyununu. Saldırın. Tamam saldırın, hemen arkadaşlar okçularımızı koyalım. Hadi okçular, okçular onları öldürün. Okçular hadi bakalım saldırın. İşte bu bir tanesi. Okçularımız şu anda saldırıyor görmüş olduğunuz gibi. Hiç şansın yok. Hiç şansım yokmuş. Bak seninkiler gidiyor bile. Bak seninkiler öldü. Seninkiler bak benim okçuma tek dalıyor ama benim okçum
Hakim onların işini bitiriyor. Bu nasıl olabilir? Hadi bakalım saldırın okçular. Saldırın okçular, adamsınız abi. Saldırın saldırın saldırın. Mehmet'in ordusunun işini bitireceğiz. Mehmet'in ordusunun işini bitireceğiz ve Mehmet'in köyüne geçireceğiz arkadaşlar. Evet işte bu Ferit ailesi. İşte bu canım ailem. Çok iyi gidiyoruz şu anda ve işte bu. Hayır, bu nasıl olabilir? Sen gel bakalım buraya. Sen gel bakalım. Ben seni bir hapishaneye atayım da sen gör gününü. Hemen arkadaşlar şuraya ufak bir hapishane yapıyorum. Bu adam arkadaşlar hapishaneye atacağım ve bu hapishaneden çıkamayacak. Tamamdır Ferit ailesi, hapishaneyi yaptık. Şöyle kapatalım ve seni şöyle hemen koyacağım burayın içerisine. Hayır, olamaz. Buradan da çıkmayacaksın kardeşim. Hadi bakalım görüşürüz. İyi çıkardınız okçular. Çok iyi çıkardınız. Bakın arkadaşlar Mehmet'in ordusundan böyle altınlar düştü. Bu altınları toplayalım ve kasaya koyalım. Bakalım kaç tane altınımız olacak? 3, 4, 5. Oo, bir sürü altın düştü. Bedava altın vallahi arkadaşlar. Bedavadan altınlarımız oldu. Şimdi bunların hepsini kasaya koyacağız tabii ki de. Şu altınlara bak. Birader bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bir sesler geldi. Ne yaptın? Yenebildin mi? Yenmek ne kelime Tarık? Mehmet'in ordusunu sildim, süpürdüm ve altınlarını aldım. Sen ciddi misin? Evet, şimdi Mehmet'ten aldığım altınlar arkadaşlar köyün hazinesine, yani gizli hazineye ekleyeceğim. Tamamdır arkadaşlar, ekliyorum hemen. Şu altınları ekledikten sonra arkadaşlar ordumu şimdi Mehmet'in ordusuna, Mehmet'in köyünü yönlendireceğim ve Mehmet'in köyünü ele geçireceğiz Ferit ailesi. Evet ordum, beni iyi dinleyin. Şimdi amacımız Mehmet'in köyünü, yani kötülerin köyünü ele geçirmek. Evet abi, salın bizi oraya. Biz oraya ele geçiririz. Evet, bizim için çok kolay. Evet, sizin için çok kolay olduğunu biliyorum. Sizin için çok kolay olduğunu biliyorum. Zaten onların köyünü ele geçireceğiz ve altınlarını yağmalayacağız. Daha sonra Mehmet'i de ele geçireceğiz ve onu hapse atacağız. Hadi gidelim, hadi gidelim. İyi peki, o zaman hazırsanız hadi bakalım yola koyuluyoruz. Tamamdır, işte geldik, işte bu köy. Birader bir şey diyeceğim. Ne oldu Tarık? Saldırmasak mı? Mehmet çok güçlü değil mi? Ne güçlüsü Tarık ya? Ne güçlüsü Allah aşkına? Ordusunu sildik süpürdük, görmüyor musun kardeşim? Tamam anladım. Hani diyor arkadaş orada Mehmet'in sarayı diyor. Hemen arkadaşlar Mehmet'in sarayına gideceğim ve kamusunu çalacağım. Eğer teslim olmazsa bu köyü var ya yerle bir ederim valla. Şuna bakın, bir de saray demiş arkadaşlar. Böyle saray mı olur be? Ne için geldin buraya? Mehmet'le görüşeceğim. Kötülerin efendisi, kötülerin köyünün kralı Mehmet neredeymiş? Açtı kapıyı. Ayağını deykalı oğlum. Senin işini bitiririz ha. Benimle düzgün konuşacaksın. Ben Feridet Kral. Ben hepinizin ordusunu silip süpürdüm. Haberiniz yok herhalde. Tamam, sen onu dinleme. Ben teslim oluyorum. Mehmet ne yapıyorsun he? Nasıl? Tekrar görüştük, gördün mü? Tamam, özür dilerim. Tamam, sen kazandın. Gel bakalım bak ya. Gel seni orduna tanıştırayım. Bak ordum, bak dizdim senin köyünün önüne. Yanlış bir şey deseydim valla bu orduyu salardım seni köyüne. Bu köyü yerle bir ederlerdi. Altınlar burada. Ne istiyorsan al. Lütfen bana bir şey yapma. Yok yok, sana bir şey yapmayacağım. Ben şu altınları bir alayım da bakalım neredeymiş. Altınlara bakın. Vay be Mehmet, bu altınları sen nereden buldun? Söyle bakalım. Köyleri yağmaladım. Önüme gelen bütün köyleri yağmaladım. Bu altınları kazandım. Demek ki masum köyleri yağmalayarak kazandın he? Ama bizi yağmalayamadın. Evet, hata ettim. Hata ettim. Gel bakalım bizimle. Bir şey diyeceğim. Hiç çıkartacak mısınız bizi buradan? Vallahi şu anlık seni hiç buradan çıkartmayı düşünmüyoruz Mehmet, ama belgilerde çıkartabiliriz. Hadi bakalım görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar, kötülerin köyünün kralı Mehmet'in işini bitirdik, artık rahatız. Hemen arkadaşlar şimdi Mehmet'in altınlarını hazineye koyacağım Ferit ailesi. Hemen hazineye koyalım da üzerimde gezdirmeyin bunları. A few moments later. Tamamdır, bayağı bir uzun sürdü. Bakın arkadaşlar bu sandıkların hepsi Mehmet'in altınlarıyla dolu. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar altın var. Neyse şimdi köye geliştireceğim arkadaşlar. Bunun için Gamma Mode 1'e geçiyorum. Tamamdır Ferit ailesi. Artık biz bir köy değiliz, biz bir şehir olmalıyız abi. Bu kadar altın şehirde bile yok. İlk önce arkadaşlar dış savunma için şöyle toplar yerleştireceğim. Bu toplar arkadaşlar dış savunma için ideal. Bu toplarla arkadaşlar karşıdan gelen düşman taraflarını daha iyi bir şekilde püskürtebileceğiz. Tamamdır, süper oldu. Ayrıca arkadaşlar köyün yollarını geliştireceğim. Böyle arkadaşlar bozuk yollar yerine
köy yollarını asfalttan yapacağım. Of arkadaşlar, bu yeni asfalt yolları efsane duruyor. Çok mükemmel duruyor. Ve genel arkadaşlar çok temiz duruyor. O yüzden arkadaşlar böyle etrafı full asfalttan yapacağım canım ailem. Hemen arkadaşlar yapalım. Tamamdır, köyümüz çok güzel görünüyor. Bir de bu köyün bir girişe ihtiyacı var. Girişte arkadaşlar burayı yapacağım. Tabii ki de burası normal bir giriş olmayacak. Güvenlikli bir giriş olacak. Şuraya X-ray makinesi, metal direktör ekleyeceğim ve bir sürü arkadaşlar böyle o okçu asker koyacağım arkadaşlar. Köyümüzün askerlerinden koyacağız. Tamamdır Ferit Dalyacı. Giriş de efsane oldu. Söyle bakalım Tarık, askerler mutlu mu? Evet mutlu. Ama kışla yapılmasını istiyorlar. Kışla mı? Tamam, size bir de bir kışla yapayım hemen arkadaşlar. Askerlerimize de kışla yapalım. Askerlerin kışlası burada olacak arkadaşlar. Dimdik bir bina yapacağım Ferit Dalyacı. Kocaman bir kışla yapacağım arkadaşlar. Askerlerimiz en iyisini hak ediyor çünkü. Onlar bizim köyümüzü koruyorlar. Şöyle hemen arkadaşlar bakın, binayı yaptık. Hemen arkadaşlar bir tane kapı da ekleyelim. Tamamdır Ferit Dalyacı. Askeri kışlamız hazır. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün görmüş olduğunuz gibi köyümüz bayağı bir gelişti arkadaşlar. Diğer rakip köyleri de mağlup ettik ve efsane bir krallık yaptım arkadaşlar. Sağa sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan video lütfen tıklamayın Ferit Dalyacı. Sizi çok ama çok seviyorum. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.